لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الأول الله والآخر الله الظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم Yerin, göğün ve her ikisinin içinde bulunan alemlerin Rabbi Allah'a Celle Celaluhu hamdü senalar olsun. Yer, gök ve her ikisinin içerisinde bulunanlara hayat veren Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri'ne hamdü senalar olsun. Yerin, göğün ve arasında bulunan, alemlerde bulunan her şeyin maliki ve sahibi olan Allah Teala Hazretleri Hazretlerine hamdü senalar olsun. Mevlamız bir Kadir gecesine Ramazan-ı Şerif'in içerisinde mübarek bir geceye ulaşmayı Kadir gecesini ihya etme imkanını bizlere lütfetti, nasip etti. Hamdü senalar olsun. Cenab-ı Mevla idrak ettiğimiz Kadir gecesini ihya edebilmeyi, Kadir gecesindeki feyiz ve bereketten istifade edebilmeyi, ilahi rahmet ve mağfirete nail olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmak üzere olduğumuz bu günlerde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdeledikleri gibi günahlarımızdan arınabilmeyi, kurtulabilmeyi, temizlenebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu razı olduğu bir hayatı yaşamayı, razı olduğu kullarıyla birlikte haşrolmayı, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Kadir gecesine kıymet veren, Kadir gecesini bin aydan daha hayırlı hale gelmesine sebep olan Kur'an'a muhatap olabilmeyi, Kur'an'ın kıymetini bilebilmeyi, hayatımızı Kur'an-ı Kerim'deki ilahi mesajlara göre yönlendirebilmeyi, tanzim edebilmeyi ve mahşer meydanında Kur'an'ın lehinde şahit yaptığı kimselerden olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Mevla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sarılırsanız dalalete düşmezsiniz, ona sarılırsanız sapıklığa düşmezsiniz buyurduğu Kur'an'a sarılıp onun aydınlığında, onun gölgesinde, içerisindeki emirleri emin bilerek, yasaklarından da kaçınmaya çalışarak yaşayabilmeyi Cenab-ı Mevla cümlemize nasip eylesin. Aziz cemaat-i Müslümin, öğlenki sohbetimizde kısmen bir bölümünü arz ettik ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir gecesini Ramazan ayının içerisinde özellikle Ramazan ayının son 10 günlük
bölümü dilimi içerisinde aramamızı tavsiye buyuruyorlar. Bir takım hikmetlere binaen Kadir Gecesi'nin kesin günü ifade buyurulmamış, kesin olarak açıklanmamıştır. Bizim atasözü olarak kültürümüze geçen her geceyi Kadir, her geleni Hızır bilme. Yani insanlar sadece bir geceyi ihya etmek, sadece bir geceyi ibadet etmek suretiyle belki bir gevşeme, belki bir yavaşlama göstermesinler diye bir ayın içerisinde, Ramazan ayının içerisinde gizli bırakılmıştır. Allah Celle Celaluhu o geceyi bin aydan yaklaşık 83 yıllık bir zaman diliminden hayırlı kılmak suretiyle müminin, müminlerin, iman ehlinin, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin önüne alabildiğine lütuflarla, ikramlarla, ihsanlarla dolu bir fırsatı koymuştur. Cenab-ı Hak bu fırsattan istifade edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Öğlenci sohbette arz ettik, Kadir Gecesi'ni bin aydan hayırlı hale getiren hadise, Ramazan ayını 11 ayın sultanı haline getiren hadise, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlere rahmet ve kainatın en hayırlısı, beşeriyetin en hayırlısı haline getiren hadise, Mekke'yi şehirlerin anası haline getiren hadise, Kur'an'ın Mekke'de inmiş olması, Hz. Peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a inmiş olması, Ramazan ayının içerisinde inmiş olması ve Ramazan ayının içerisinde bulunan Kadir Gecesi'nde inmeye başlamış olmasıdır. Dolayısıyla Kadir'i anlamak demek, Kadir Gecesi'nin kıymetini bilmek demek, Kur'an'ı anlamak demek, Kur'an'ın kıymetini bilmek demektir. Kadir'i ihya etmek, Kadir Gecesi'ni ihya etmek demek, Kur'an'la olan münasebetlerimizi ihya etmek, canlandırmak, ayağa kaldırmak demektir. Kadir Gecesi'nin mana ve ehemmiyetini anlamak demek, Kur'an-ı Kerim'in mana ve ehemmiyetini anlama, Kur'an'ı okuma, Kur'an'ı anlama, Kur'an'a göre, onun emir ve yasaklarına, ondaki ilahi mesajlara göre hayatımızı tanzim etme demektir. Dolayısıyla Kadir Gecesi'ni ihya etmek isteyen, ondaki feyiz ve bereketten istifade etmek isteyen, gönlünü ve gözünü Kur'an'a açmalıdır. Hepimiz gönlümüzü ve gözümüzü Kur'an-ı Kerim'e açmalıyız aziz cemaat. Mübarek gün ve geceler, Cenab-ı Hak'la olan münasebetimiz, Cenab-ı Hakk'a karşı olan görevimiz, tabir caizse Mevla ile olan iletişimimizi gözden geçirme, kontrol etme, kendimizi bir kontrol etme, kalbimizi tabir caizse avucumuzun içine alıp da arı, duru, temiz bir kalp sahibi olup olamadığımızı kontrol etme, ilahi emirler noktasında kendimizin nerede durduğunu kontrol etme, gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı kirlenmiş mi günahlarla, gözümüz kirlenmiş mi, elimiz kirlenmiş mi, ayağımız kirlenmiş mi, dilimiz yalanla, gıybetle kirlenmiş mi, midemize haram lokma uğraşarak kirlenmiş mi, ayağımız, elimiz, madem ki yarın mahşer meydanında Allah'ın huzurunda şahitlik edecektir, acaba benim hakkımda, benim lehimde, benim için güzel şahitlik bulunabilecek bir hayatı yaşamış mıyım, şahitlikte bulunabilecek bir hayatı yaşamış mıyım diye kontrol etmemiz, muhasebe yapmamız gereken günlerdir. Onun için bugün hep beraber Kadir Gecesi münasebetiyle bir muhasebe yapmaya gayret edelim. Kendimizi bir kontrol etmeye gayret edelim. Neredeyiz? Mevla, ilahi takdir bizim için takdir edilen süre sona erdiği zaman ve Mevla bizi huzuruna aldığı zaman hangi hazırlıkla, hangi birikimle, hangi ağırlıklarla belki, eğer günahsa bu ağırlıklardır elbette, hangi ağırlıklarla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkma durumunda kalacağız? Acaba hesap ortaya döküldüğü zaman, acaba amel defterimiz ortaya açıldığı zaman, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ
Resulullah'a la yuğadiru sagîrâ ve la kebîrâ dediği zaman, yani insanın amel defteri ortaya koyulup eğer günahkarsa insanın ürpermeye başladığı, kitabın içerisinde yazılı olanlardan korkup titremeye başladığı, ondan sonra kendi kendisine aman ya Rabbi bu nasıl kitap, büyük küçük hiçbir şey bırakmamış, sayıp dökmüş diye endişe duyacağı bir hazırlıkla mı, bir ağırlıkla mı gidiyor Mevla'nın huzuruna, yoksa فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ اِدَّابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا مُقْرَوْا اِكْتَابِيَ kitabı sağından verinip, kitabını eline alıp da alın, okuyun kitabımı. اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَابٍ حِسَابِيَ ben bu hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Sevinci ve neşesini mi yaşıyor insan? Doğru mu yaşayacak insan? Bu muhasebeyi yapma günleridir, geceleridir aziz müminler. İnsan hayatında bölünmeye fırsat vermemeli. Hayatının tümünü Allah için mümin, hayatının tümünü Allah için kılmaya çalışmalı. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Namazım, benim namazım ve bütün ibadetlerim, benim hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah için diyor. Kur'an-ı Kerim bize böyle söylememizi öğretiyor. Böyle söylememizi istiyor bizden. Her şey Allah için olacak. İnsan hayatında sahte Rablara yer vermeyecek. Parayı ilahlaştırmayacak. Makamı, mevkiyi ilahlaştırmayacak. Başka başka sevgileri Allah'ın sevgisinin yerine koymayacak. Mevla Bakara Suresi 166. ayet-i kerimede buyurur ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın yanında eşler edinir. Allah'tan başka Rablar edinir. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenler öyle mi? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ Halbuki iman edenlerin en fazla sevgisi Allah'adır Celle Celaluhu. En fazla sevgi duymaları gereken, sevgi duymaları gereken merci, sevgi duymaları, sevgi beslemeleri gereken zat Allah Celle Celaluhu'dur buyuruyor Kur'an-ı Kerim. İnsanın imanının kemale ermeyeceğini, üç hasleti taşımadıkça imanının olgunlaşmayacağını Efendimiz Aleyhisselam ifade buyuruyor. Üç hasleti taşırsa insan imanın tadını alır buyuruyor. Nedir onlar? اَنْ يَكُولَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ حَبَّ اِلَيْهِمْ مِمَّا سِوَاهُمَا Allah ve Resulünün, Allah ve Resulü dışında kalan her şeyden daha sevgili olması. Her şeyden daha sevgili olması. Kişinin sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmesi ve bir müminin iman ettikten sonra küfre düşmeyi, inkara sapmayı, ateşe düşmek gibi kötü görmesi olarak nitelendiriyor, anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir soru soruyor aziz cemaat. Söyle diyor, اِلْكَانَ اَبَاكُمْ اَبْنَاكُمْ Sizin babalarınız, evlatlarınız, aşiretiniz, eşleriniz, kazanmış olduğunuz mallarınız, oturduğunuz, hoşunuza giden evleriniz, kesat gitmesinden, kötü gitmesinden korktuğunuz ticaretinize حَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'tan ve Resulünden daha sevgili olmamalı size. Eğer sevgili olursa o zaman siz kaybedersiniz diye kaybetmemiz anlamındaki ayet-i kerimelerle bitiyor ayet-i kerime aziz cemaat. Dolayısıyla insan hayatında bölünmeye izin vermemeli. Hak dinin, hak ölçünün Allah'ın ölçüsü olduğunu aklından çıkarmamalı. Her anında kendisi için Mevla'yı razı edecek ameller bulmaya ve onları yapmaya gayret etmeli. Bazen bu bir fakirin elinden tutmak olabilir. Bazen bir yetimin başını okşamak olabilir. Bazen iki küskünün darbını barıştırmak olabilir. Bazen bir komşunun, bir hastanın ziyaretine gitmek olabilir. Bazen Rabbi için alnını secdeye koyup, ışkırarak, ağlayarak, gözyaşı dökerek etmiş olduğu secde olabilir. Bazen ellerini kaldırıp da karıncalarıncaya kadar yapmış olduğu dualar olabilir. Her halükarda Rabbini razı ve memnun edecek amellerle gününü, gecesini geçirmeye çalışma. Her davranışımız için Allah'ın huzurunda ahirette savunabileceğimiz bir gerekçe olmalı aziz cemaat-i müslümin. Bu gerekçeye gönülden inanmalıyız. Acaba kendimi kandırıyor muyum? Hakikaten bu yaptığım iş doğru mu? Bu yaptığım işin hesabını Allah'a verebilir miyim?
İnsan bunun muhasebesini en güzel kendi vicdanında yapabilir aziz müminler. Ne kadar sohbet, ne kadar nasihat dinlerse dinlesin, ne kadar kitaplar okursa okusun, insanın vicdanı gibi, insanın vicdanının kendisini yönlendirmesi gibi tesir olması söz konusu değildir. En büyük tesir insanın vicdanından, ben bu yaptığımın hesabını Rabbimin huzurunda verebilir miyim sorusunu sormalı insan. Ben bu konuştuklarımın hesabını Rabbimin huzurunda verebilir miyim? Bu yediklerimin, içtiklerimin hesabını Rabbimin huzurunda verebilir miyim? Endişesini taşımalı ve bu muhasebeyi yapmalı ve hesabını verebilecek hazırlıklarla, sözlerle, işlerle Rabbinin huzuruna gitmeye çalışmalıdır aziz müminler. Allah Teala'nın kalplere aşina olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Kalpler yarın mafis sudur olduğunu Allah'ın cennetidir. Mahtup fis sudur. Kalplerin içinde gizleneni Allah'ın bildiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Kalbimizi Allah'ın nazarlarına hazır hale getirmeliyiz. Kalbimiz kinden arınmalı. Kalbimiz nefretten arınmalı. Kadir gecesi gelip geçiyor. Bayram gelip geçiyor. Ramazan gelip geçiyorsa hala kalbimizde şuna buna kırgınlık, küskünlük, dargınlık var. Kin ve nefret varsa Kadir gecesinden ne kadar az istifade etmiş oluruz? Bayramdan ne kadar az istifade etmiş oluruz? Ramazandan ne kadar az istifade etmiş oluruz? Kulların amelleri Allah'a cuma günü, perşembe günü Allah'a arz edilir. Ve Allah Celle Celaluhu akrabalık bağını kesen, küskün, dargın kalan kimsenin amelini kabul etmez buyuruyor. Onun için insan kalbini kinden, nefretten arındırmalı, Allah'ın nazarına hazır hale getirmelidir aziz müminler. Allah'ı görüyormuş gibi yaşamalı. Her ne kadar insan Allah'ı görmüyorsa da Efendimiz Aleyhisselam öyle tarif ediyorlar ya, sen onu görmüyorsan da Allah seni görüyor, onu aklından çıkarma buyuruyorlar. Görmüyoruz biz ama o bizi görüyor. Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam geliyor bir defasında biliyorsunuz. İnsan şeklinde geliyor. İmanı soruyor, İslam'ı soruyor. Daha sonra ihsanı soruyor. İhsan nedir ya Resulallah diyor. Efendimiz cevap veriyorlar. El ihsanu en ta'budallaha ke'enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. İhsan demek sen Allah'ı görüyormuşsun gibi ona ibadet etmendir. Görüyormuşsun gibi. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor, onu aklından çıkarmamandır. İhsan birinci budur. Hayatımızın her anına yansımalı. Tarlada çalışırken, bağda bahçede çalışırken, yolda yürürken, işimizde, ofisimizde, memuriyetimizi ifa ederken, başka yerlerdeyken, ticaretimizdeyken ya da sanatımızdayken her neyse, Allah beni görüyor, Allah beni biliyor, Allah beni duyuyor. وَاَوَ مَعْكُمْ اَيْنَمَا كُمْتُمْ Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Sizin üzerinizde muhafızlar var, şerefli yazıcılar var, kiramen katibin, melekler var. Ne yaparsanız yapın biliyorlar, kaydediyorlar. Yarın mahşer meydanında getirilecek, önünüze açılacak, işte oku kitabını demleyecek. Hani şöyle bir benzetme arz ettim daha önce. Fotoğrafçıya gider insan, vesikalı resim çektirecektir. Kendisine resim daha nüfus cüzdanını değiştirecek, pasaport çıkaracak ve başka bir kayıt yaptıracak filan. Resim çektirecektir. Oturur fotoğrafçının karşısına. Her halini kontrol eder resmi çeken fotoğrafçı. Aman der, başını dik tut, boynun eğik çıkmasın. Gözlerine dikkat et, gözün yumuk çıkmasın. Kravatın varsa kravatını düzelt. Gözlüğünü şöyle yukarıya doğru kaldır, başını birazcık yana doğru çevir. Saçlarını taramamışsın, bir tarayalım. Şöyle yapalım, kırışık ceketin kırışıkmış, değiştirelim filan diye. Bir gayret vardır. Neden? Çünkü flaş yanıp sönecek. Bir saniyelik anımız sürekli hale gelecektir. Daha sonra baktığımız zaman eyvah niye ben gözümü yumuk çıkarmışım bunu yeniden çektireyim demeyesin diye. Daha sonra baktığımız zaman niye ben kırışık ceketle gitmişim gördün mü bu gömlek bu kravata uymamış demeyesin diye. Daha sonra saçım başım dağınıkmış keşke bir tıraş olup gitseydim demeyesin diye. Yani Allah'ın görevli meleklerinin deklanşörleri, flaşları yanıp sönüyor sürekli. Kontrol ediyor insanı. Attığı adımı, yediğini, içtiğini, tuttuğunu, baktığını, dinlediğini, dinlemediğini her haliyle kayıt altına alıyor. Yarın
edildiği zaman, hadi bakalım oku kitabını, senin hesabını görücü olarak yeter denildiği zaman, eyvah keşke, keşke, keşke böyle yapmasaydım, keşke bunları göndermeseydim, keşke ben niye bunu yemişim ki, olmaz mıydı yani yemeseydim, almasaydım, tutmasaydım, bakmasaydım, söylemeseydim, dilim kurusaydı filan demeyesin diye dememek için insan kendisini sürekli muhasebe etmelidir aziz cemaat-i müslümin. Allah'ı görüyormuşçasına davranma, ihsan bilinci derken bunu kastediyoruz aziz müminler. Her akşam günlük muhasebe yapmak için 5-10 dakika ayırmak lazım. Yatağımıza girdiğimiz zaman, ya Rabbi, ya Rabbi sen bana iman selameti nasip eyle. Ya Rabbi sen bana şehadetle, iman bilinciyle huzuruna varabilmeyi nasip eyle, ama huzuruna gelirsem, benim için takdir ettiğim süre bugün sona erirse, hangi hazırlıkla geliyorum? Neyle geliyorum? Üzerimde komşunun hakkı var mı acaba? Akrabalık hakkı var mı acaba? Darıldığım, kırdığım, incittiğim kalp var mı acaba? Annem babam benden memnun mu? Evlatlarımı güzel terbiye ettim mi acaba? Bu muhasebeyi mutlaka yapmalı insan aziz müminler. Rabbime karşı, ya Rabbi sana karşı görevlerimde eksiğim, imanım var mı? Secdemde noksanım var mı? Zekatımı hesap edip veremedim mi? Haç farzı oldu gidemedim mi? Doğru sözlü olamadım mı ya Rabbi? Fakirin, fukaranın, yetimin, yoksunun elinden tutamadın mı? Ne olursun ya Rabbi? Bana fırsat ver bunları tamamlayayım. Kırdığım kalpleri tamir edeyim. İncittiğim gönülleri alayım öyle geleyim. Demeli ve insan her gün her gün daha iyiye, daha güzel ulaşmak için bir gayret içerisinde olmalıdır aziz müminler. Ölümü aklından çıkarmamak lazım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam günde 20 küsur defa ölümü hatırlamayanın imanı kemale ermez buyuruyor bir hadis-i şerifte. Çok hatırlayın buyuruyor. Ağzınızın tadını bozan şeyi, lezzetleri kaçıran şeyi çok hatırlayın. Siz hatırlamasanız bile onun size gelişini değiştiremezsiniz. Sizin için takdir edilen süreyi siz uzatamazsınız, hatırlayın ki hazırlıklı olasınız. Gidersem, eli boş gidilmez gidilen yere, Rabbim boş gelmedim ben suç getirdim. Dağlar çekemezken o ağır yükü iki kat sırtımla 5 güç getirdim diyor Tahir-ül Mevlevi. Yani böyle bir duygu, böyle bir anlayış içerisinde misin? Neyle geliyorsun? Yüklendiğin ağırlıkların farkında mısın? Rabbin için hangi hazırlıkları yaptın? Kabir karanlığına girdiğin zaman kabir karanlığını aydınlatacak amelin var mı? Madde aydınlatmıyor, makam mevki aydınlatmıyor, şan şöhret aydınlatmıyor, güzelliğin aydınlatmıyor, boyun bozun endamın aydınlatmıyor. Seni aydınlatacak olan şey, kabrini aydınlatacak olan şey imanındır, amelindir. İmanını yokla, amelini yokla, kendini yokla, Rabbinle olan ilişkilerini yokla. Rabbine takdim edeceğin güzel arı dur ya Rabbi, sadece senin rızan için yaptım. Başka hiçbir kaygım yoktu. Kimseye beğendirme arzum yoktu. Benden hoşlansınlar, bana cömert desinler, bana alim desinler, bana güzel desinler, bana şunu bunu yapsınlar filan hiçbir kaygım yoktu. Sadece senin için yaptım. Ya Rabbi bak gecenin karanlığında kapısının zilini çaldım, kapının önüne poşeti koydum, ayrıldım ki beni görmesin diye. Beni görmesin diye. Ben ondan teşekkür beklemiyordum. اِنَّمَا نُزْعَلُكُمْ لِوَجِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Biz sizden bir teşekkür beklemiyoruz. Biz sizi Allah için ikram ediyoruz. Allah için yapıyoruz diyordun Kur'an'da bize. Böyle öğretiyordun, ben de senin için yaptım ya Rabbi. İşte bak, yetimin elinden tutarken hiç kimse görmedi beni. Daha sonra başına kalkmadım. Ben sana verdim, ben sana bunu yaptım. Bu kadar nimetime karşılık, iyiliğime karşılık bir teşekkür bile etmedin, demedim ona. Başına kalkmadım onun ya Rabbi, senin için yaptım. Hiç kimseden bir endişem yoktu. Yazın sıcak günlerinde onca yanmama rağmen, onca susuzluğuma rağmen, kavrulmama rağmen, açlığıma rağmen orucumu hala getirmedim ya Rabbi. Senin için tuttum. Başka bir niyetim ve kaygım yoktu. Sen kabul eyle Allah'ım. Sana takdim ediyorum onu. Gecenin karanlığında kalktım, senin için secde ettim ya Rabbi. Sen bunları biliyorsun diyebileceğimiz amellerle Allah'ın huzuruna gidebilmeyiz aziz müminler. Ahirette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yüz yüze geldiğimiz zaman buna peygamberlik idraki, peygamberle beraberlik idraki diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yüz yüze geldiğimiz zaman
onun ümmetinden olduğumuzu, onun ümmetinden olduğumuzu böyle yüzümüzün hakkıyla söyleyebilecek durumda mıyız aziz cemaat? Onun ümmeti, o bizi çok özlerdi biliyorsunuz. O bizi çok özlerdi. Her halükarda Efendimiz Aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim birkaç yerde لَعَلَّكَ فَاحُونَ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ İman etmiyorlar diye kendini perişan ettireceksin. Kendini helak edeceksin ey peygamber diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselam'a ilaç ediyordu. Efendimiz bizi çok seviyorlardı. Bir gün Cennetül Bakiye, Bakiye mezarlığına gitmiş. Orada ziyaret ettikten sonra mezarlığı, orada bulunanlara dua ettikten sonra böyle hüzünlenmiş. وَلِدْتُ قَدْ رَيْتُ اِذْبَانِ Keşke kardeşlerimi de görmüş olsam buyurmuşlardı. Böyle buyurunca yanındaki sahabe-i kiram daha önce vefat edenleri, daha önce ölmüş olan sahabesini kastediyor zannederek ya Resulallah üzülme, onlar gittiyse biz buradayız, نَحْنُ اِذْبَانُ Biz senin kardeşleriniz buyurmuşlardı. Efendimiz Aleyhisselam hem tüm ashab-ı isimlerim arkadaşlarımsınız. Kardeşim derken onu kastetmiyorum. Kardeşim derken benden sonra gelecek. Beni görmeden bana iman edecek olanları kastediyorum buyurdular. Bize tanıdık geliyor cümleler. Sanki bizi kastediyorum. Mevlam'a layık olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Benden sonra gelecek, beni görmeden bana iman edecekler. Sahabe-i kiramın merakı ve ilgisi daha da arttı. Senden sonra gelecek, senin kendilerini görmediği, kendilerinin de seni görmediği kardeşlerini nasıl tanırsın ya Resulallah dediler. Efendimiz Aleyhisselam abdest azalarındaki parlaklıktan tanıyacağım buyurdu. Siz böyle yüzlerce, binlerce simsiyah atınız olsa da onların içerisinde bir kısmının bazılarının yelesi, alnı bembeyaz olsa çeşemez misiniz? Tanıyamaz mısınız dedi. Tanırız ya Resulallah dediler. Benim ümmetimin de abdest azaları öyle parlayacak buyurdu. O bizi seviyordu. O bizi özlüyordu. O bizi düşünüyordu. Ve وَلَسَوْفَ يُعْضِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek, sen razı ve memnun olacaksın. Ayet-i kerimesi Efendimiz Aleyhisselam mahşer meydanında ya Rabbi ümmetimi de istiyorum senden. Ümmetimi bağışlamanı istiyorum diye şefaat isteyecek. Mevlamız ona şefaat izni verecek. Bizim bunca döküldüğümüze rağmen, kırığımıza döküldüğümüze rağmen, kirimize pasımıza rağmen inşallah ona ümmet olma, ümmet olmanın şerefine, ona ümmet olma vesilesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Mevla'nın affettiklerinin arasına, bağışladıklarının arasına, cennetiyle, cemaliyle ikram ettiklerinin arasına biz de katılacağız. Cenab-ı Hak katılabilmeyi nasip eylesin inşallah. Katılmayı ümit ediyoruz. Çünkü seviyoruz eksiğimize rağmen aziz müminler. Hani tren yolunda bazen izleyin, böyle önde makinist vagon çeker, arkada kömür yüklü vagonlar vardı. Kirli, paslı vagonlar var, gidiyor arkasında. Bütün kirine rağmen, bütün yüküne rağmen, bütün ağırlığına rağmen gidiyor. Götürüp gitmesine sebep olan şey, öndeki makiniste sıkı bağlılığıdır. Makinist vagona bağlı olması götürüyor onu. Biz de öyle inanıyoruz ki, Cenab-ı Mevla bizim bütün eksiğimize, kirimize, pasımıza rağmen, günahımıza rağmen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılıkla bizi onunla beraber cennetin kapısına gidip cennetin kapısını çalıp kim o denildiği zaman ben geldim Muhammed diye Aleyhisselatü Vesselam cevap verip cennetin kapıları ardına kadar açılıp kendisiyle beraber cennete giren ümmetinden olabilmeyi Mevla hepimize nasip eylesin inşallah. Boğazından giren lokmanın helal olmasına dikkat et benim mümin. Kazancına dikkat et benim mümin. Şüpheli şeylerden sakınmaya dikkat etmeli mümin, aziz cemaat. İçimizi karartmak, gözümüzü korkutmak için söylemiyorum. Ama ayet-i kerimede buyuruyor ki Mevla, yetimlerin mallarını yiyenler, yetimlerin mallarını yiyenler ki devlet malı yetim malıdır. Kamu malı yetim malıdır. Haksız yere yiyen insan yetimin malını yer. Yetimlerin mallarını yiyenler karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Haksız kazançtan alabildiğine uzak durmalı. Hakkımız olmayan kazançtan, ücretten alabildiğine uzak durmalı. Alabildiğine kaçmalı. Alabildiğine, tabiri caizse yılandan, çıyandan kaçar gibi. Allah'ım haram lokma yemektense, yutmaktansa ateş topunu yutarım daha iyi diyebilmeli insan. Öyle vebali ağırdır. Kul hakkı yemekten böyle sakınmalı insan.
Bir karış başkasının arazisini gasp etse, Efendimiz buyuruyorlar, bir insan başkasının bir karış arazisini gasp etse, bu gasp ettiği kimse komşusu olabilir, yol olabilir, belediye arazisi olabilir, hazine malı olabilir, başka başka kimse ait olmayan bir insan gasp etse, Allah onu yedi kat yerin dibine geçirir kıyamet günü buyuruyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İnsan muhasebesini yaparken kursağından aşağıya neyin geçtiğine fevkalade dikkat etmeli, haramdan alabildiğine sakınmalıdır aziz müminler. Namaz vakitlerine itina göstermeli, mazeret aramamalı. Namaz, insanın hayatını denetleyen bir gözcü gibidir. Beş vakit geldiği zaman insanı temizler, arındırır. Bir namaz, diğer namaz, aradaki günahlara kefarettir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla namaza bahane bulmamalı mümin. İşim var dememeli, hastayım hele iyileşeyim dememeli, şöyle bir mazeretim var dememeli, yoğunluğum var dememeli. Rabbin hakkı, Allah'ın hakkı ihmale gelmeyen, en başta ihmale gelmeyen en önemli haktır. Bunu hakta akıldan çıkarmamalı. Unutmamalı ki insanın Rabbi ile olan münasebetini sağlayan en güçlü bağ namaz bağıdır. Onu koparırsa insan fırtınaların, kasırgaların etkisine açık hale gelir. Bir o tarafa sürükler, bir bu tarafa sürükler. En sonunda kasırganın önünde uçan hafif bir şeyin bir kuyuya saplandığı, gömüldüğü gibi böyle bir kuyuda kalıverir de kimsenin haberi olmaz. Manen öyle olur yani. Onun için insan namazını ihmal etmemelidir. Bunu da muhasebe yaparken dikkate almalıdır aziz müminler. Vakitlerine dikkat etmeli. Boş vakit geçirmemeye çalışmalı. Unutmamalı ki bir Allah demenin bile, bir Sübhanallah demenin bile, bir La ilahe illallah diye haykırmanın bile Rabbin huzurunda yarın mahşer gününde alabildiğine kıymetini, faydasını göreceğini mümin unutmamalıdır aziz müminler. Bir günden diğerine bir borç bırakmamalı. Yani İslam borcu bırakmamalı. Namazım kaldı, kaza ederim, hayır öyle dememeli. Rabbine karşı görevi varsa, ihmalleri varsa onları tamamlama gayreti içerisine girmeli. İnsanlara karşı borcu ve görevi varsa, imkanı varsa onları ödemeli. Eğer imkanı yoksa da onları yazıp bir teminat altına almalı. En azından onları vasiyet etmeli. Şahitler tutmalıdır. Unutmamak lazım ki Efendimiz Aleyhisselam "Mafdur ganiyyi zulmün" buyururlar. Yani ödeme imkanı bulan kimsenin borcunu ödeme imkanı bulan kimsenin borcunu ödememesi zulümdür buyururlar. Esnafa borcu varsa ödemeli, imkanı varsa ödemeli, aldığı insanlara borcu varsa onları ödemeli, ödeme imkanı varken ödemiyorsa bunun bir zulüm ve haksızlık olduğunu aklından çıkarmamalıdır aziz müminler. İnfak ederek kalbindeki mal sevgisini sınırlandırmalıdır. İnfak etmeli, fakirin acısına paylaşmalı, yetimin, yoksulun, fakirin, garibin acısına ortak olmalıdır aziz müminler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın her halini, her hareketini öğrenmeye ve onun gibi yaşamaya gayret etmelidir aziz müminler. Dolayısıyla bir muhasebe imkanı sunuyor bize. Kadir Gecesi, diğer gecelerin olduğu gibi bir muhasebe imkanı sunuyor. Başta arz ettiğimi tekrar arz edip bitirmeye çalışayım. Kadir Gecesi'ni 1000 aydan daha hayırlı hale getiren, Ramazan ayını 11 ayın sultanı haline getiren, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı kainatın en hayırlısı haline getiren, alemlere rahmet haline getiren, Mekke'yi şehirlerin anası diye nitelendirilir hale getiren yegane sebep Kur'an'ın Mekke'de, Kur'an'ın Hira'da, Kur'an'ın Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a, Kur'an'ın Ramazan'da ve Kadir Gecesi'nde inmiş olmasıdır. Yoldanım cemaat, lütfen ön safları sıklaştıralım. Cemaat dışarıda kaldı. Kur'an'a muhatap olanın kıymeti artıyor aziz müminler. Kur'an-ı Kerim'e muhatap olanın şerefi artıyor aziz müminler. Biz de bu geceyi kıymetlendirmek, gecenin kıymetini anlamak istiyorsak, Kur'an'a muhatap olduğumuzun, Kur'an'la olan münasebetlerimizi gözden geçirme gayreti içerisinde olacağız. Ne kadar okuyorum, ne kadar anlıyorum, Kur'an'ı ne kadar yaşıyorum sorusunu soracak ve bu sorulara olumlu cevap verinceye kadar gayret etmeye devam edeceğiz. Mevla bu gayreti cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu
Kur'an'ın aydınlığında, onun ışığında, onun gölgesinde bir hayat, ferdi ve içtimai hayatımızı onun gölgesinde tanzim edebilmeyi, düzenleyebilmeyi bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an'ın mahşer meydanında şefaat ettiği, lehine şefaat ettiği bahtiyar kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kadir gecesindeki ilahi feyiz ve bereketten, rahmet ve mağfiretten azami derecede istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Günahlarımızdan arınıp temizlenebilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Mevla şu ana kadar, Kadir gecesine kadar hatimlerini tamamlayıp da hatimlerini hangi niyetlerle okudularsa hatim duasını almak isteyen kardeşlerimizin hatimlerini eksik ve noksanlarıyla beraber kabul eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu okuduğu Kur'an'ı, okudukları Kur'an'ın, okuduğumuz Kur'an'ın elimize, ayağımıza, gözümüze, kulağımıza, dilimize, bütün hayatımıza yansımasını da nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bütün geçmişlerimizi aklıyla, rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin inşallah. Mevla bizlere de hayırlı hazırlıklarla, iman ile, salih amellerle dolu dolu bir hayatı yaşayabilmeyi nasip eylesin inşallah. Takdir etmiş olduğu süre sona erip huzuruna varacağımız zaman eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek son nefesimizi verebilmeyi Cenab-ı Mevla cümlemize nasip eylesin. Mevla hasta olanlarımıza hayırlı acil şifalar ihsan eylesin. Boşlu olanlarımıza kolaylıklar ihsan eylesin. Ümmet-i Muhammed'in dertli olanlarına dünyanın birçok köşesinde ve ülkemizde ızdırap içerisinde, dert içerisinde, değişik aileler içerisinde olanların dertlerini kolaylaştırsın, hafifleştirsin ve dertlerinin çözülmesini nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kadir Gecesi'nin bütün İslam alemi, ülkemiz, milletimiz, evimiz ve nefsimiz hakkında hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını nasip eylesin. Kadir Gecesi'nde arınan, temizlenen kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu razı olduğu bir hayatı yaşayıp, razı olduğu kullarıyla beraber haşrolmayı, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha. Namazı müteakip Mevlid-i Şerif programı var, hatim duası var. Arzu edenler katılabilirler. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala